Arkadaşlar, Konu Belli kanalından hepinize merhabalar. Bu hafta sizlere çok güzel haberlerim var. Son attığımız yerli otomotiv videosu bildiğimiz YouTube aramalarında ambargo koymuş durumda şu an. Yani YouTube aramalarında yerli otomobil yazınca bizim videomuz çıkıyor. Bunların hepsi sizler sayesinde. Çok teşekkür etmek istedim. Bu kadarını gerçekten yine tahmin etmiyordum. Fakat gerçekten şu an yani şaka maka ambargo koyduk. Zaten deneyebilirsiniz yani bu videodan sonra. Gene şuraya bırakıyorum yerli araba videomuzda. Oradan ulaşabilirsiniz. Bunun ardından şunu söylemek istiyorum. İlk defa bugün ne çekeceğimizi merak eden arkadaşlar için. İlk defa Instagram DM'lerinden bir video konusu hakkında bir ricada bulunuldu benden. Tanımadığım bir arkadaş. Bu durum beni bayağı bir garipsedi. Yazmış işte gördüğünüz gibi şurada. Arkadaşımızın istediği video 2020 yılının popüler meslekleri. Sanırım arkadaşımız üniversite sınavına hazırlanıyor. Ben de şaşırdım tabii ki. Geri dönüş sağladım, olur dedim. İnanır mısınız, ta 70-80 kilometre yol gelerekten. Sonuçta ilkin önemi büyük, bilmiyorum yani benim için en azından. Bu arkadaşımızı kırmayalım, bir video çekelim dedim. Şu an karşınızdayım. O zaman ben daha fazla laf uzatmayayım. 2020'nin en popüler mesleklerine geçelim. Birinci sırada güneş enerjisi teknisyenliği var. Bildiğimiz gibi tükenilebilir enerji kaynaklarının azalmasıyla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim gittikçe artmakta. Bundan dolayı da bu meslek 2020 yılı ya da 2020 yılından sonra gayet popüler olmaya aday bir meslek. Eğer sınav döneminden çıkmış ve bu videoyu izlemekteyseniz bence bu bölüme yer vermelisiniz tercihlerinizde. Bizim sıralamamızda da birinci sırada. İkinci numarada ise hemşire uygulayıcısı bulunmakta. Hemşire uygulayıcısı hastaların sağlık problemlerini daha sistematik bir şekilde çözmesini, alınan tahlillerin doğru zamanda düzenli olarak alınabilmesini sağlamakta. Bundan dolayı hastanelerde kendilerine çok büyük yer edinecekleri kesin. Tercihinize yer vermeyi unutmayın. Üçüncü sırada ise yazılım geliştirici var. Bunu çoğunuz tahmin etmekte zaten. Son dönemde bu alana popüler bir yığılma da söz konusu. İleride gene 2020 yılı ve sonrası için pişman etmeyecek meslek dallarından bir tanesi. Zaten bildiğim kadarıyla bazı üniversitelerde de bu bölüm bulunmakta. Araştırıp gitmekte fayda var. Dördüncü sırada ise veri analisti bulunmakta. Veri analisti şirketlerin büyüme, küçülme, ticari hamleleri, hacimleri konusunda belli bir sistemsel veriler çıkartaraktan gelişimlerin daha doğrusal ya da daha hızlı bir şekilde artmasını sağlıyor. Veri analistleri de 2020 ya da daha sonrasında kendilerine güzel bir yer edinecekler. Beşinci sırada ise dijital içerik uzmanı bulunmakta. Hepimizin bildiği üzere genellikle YouTube çevresindeki insanların videolarına içerik bulma konusunda çektikleri sıkıntı çerçevesinde hazırlanılmış, düşünülmüş bir meslek dalı bana göre. Çünkü gerçekten video konusunu, video içeriklerini belirlemek göründüğü kadar kolay değil. Ve bu durumda da bilen bir kişiden, eğitim almış bir kişiden bu konuda destek almak çok güzel olur diye düşünüyorum. Altıncı sırada ise sivil veya ticari drone pilotu bulunmakta. Bildiğimiz üzere insansız hava araçları yani drone son dönemde beklemediğimiz bir derecede artış gerçekleştirdi. Bundan dolayı bu droneları herkesin kullanamayacağı bilindiği üzere bunların aynı araba kullanan şoförler gibi ehliyet verilmek üzere bir sürücüsünün olması da gerekmekte. Bu durumdan dolayı drone kullanıcıları, drone işte sürücüleri gerçekten ileride kendilerine çok güzel bir yer edinecekler. Bu durumdan yani eminim çünkü insansız hava araçları son dönemde çok büyük bir artış gerçekleştirmekte. Bunlar artış gerçekleştirdikçe bunları süren, kullanan kişi sayısı da artış gerçekleştirecek doğru orantılı olarak. Bundan dolayı güzel bir meslek olacağı kesin. 7. sırada ise kişisel marka danışmanı bulunmakta. Bildiğimiz üzere markalar kendi hacimlerini büyütmek, satış olanaklarını artırmak için çeşitli yöntemlere başvurmaktalar. Bundan dolayı kişisel marka danışmanı da bu markaların vazgeçilmez elemanı oluyor. 2020 yılında kısacası kişisel marka danışmanları da kendilerine üst sıradan yer bulacaklar. 8. sırada ise robot bakım teknisyeni bulunmakta. Yine bildiğimiz üzere robotlar güncel hayatımızda oldukça fazla bir yeri kaplamaya başladı. Hatta insanların yapmakta olduğu çoğu işlevleri kendileri üstleniyorlar artık ve tehlikeli bir boyut aldığını söyleyen kişiler de var. Hal böyle olunca robotlarda gelecek bazı arızalanmalar, bazı sıkıntıların giderilmesi için de robot bakım teknisyenlerine ihtiyaç duyulmakta. 2020 yılında yine kendilerine güzel bir yer bulacak meslekler arasında robot bakım teknisyenleri de bulunmakta. 9 numarada ise nanotek mühendisi bulunmakta. Bildiğimiz üzere gerek askeri alanda gerekse sivil alanda nanoteknolojinin önemi bir hayli artmış durumda. Bu artışların sebebiyle nanotek mühendisleri 2020 yılı ve sonrasında kendilerine çok güzel yer bulacaklar. 10. sırada ise biraz ilginç bir meslek grubu var. Cenaze direktörlüğü. Cenaze direktörlüğü ne iş yapar diye hepimiz düşündük değil mi şu an? Cenaze direktörlüğü şu işi yapmakta. Yani bildiğimiz üzere yıllar geçtikçe ölen insanların sayısı artmakta. Ve ölen insanlar da toprağın altından çıkartılıp başka bir yere ya da yakılıp yıkılamayacağına göre sürekli bir alan kaplamakta. Dünyanın alanı sabit olduğundan hatta küçüldüğünden bu süreçte biraz sıkıntı yaşanmakta. Bundan dolayı da cenaze direktörleri doğru bir yer planlaması yapıp cenaze işlemlerinin daha kolay ve daha eksiksiz bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacaklar. İlerleyen yıllarda çokça karşımıza çıkabilecek bir meslek türü olarak görüyorum.
yapıyorum ben. 11. sırada ise sanal gerçeklik tasarımcısı bulunmakta. Gerek devlet kurumları gerekse özel şirketler kendi iş hacimlerini büyütmek için artık oldukça simülasyon denilen sanal gerçeklik yöntemlerine başvurmaya başladılar. Bundan dolayı da şirket olsun askeri alanda dediğim gibi kendilerine çok güzel iş bulacaklar. Düşünmenizi tavsiye edelim. Geleceğe parlak mesleklerden bir tanesi. 12. sıraya geldiğimizde ise cyborg tasarlayıcısı, yani kurgusal karakterleri tasarlayan kişi olarak karşımıza çıkmakta. Hepimizin bildiği Batman, Superman, Spider-Man gibi karakterler bu insanların ellerinden çıkmış. Yine yeni karakterler de bu insanların ellerinden çıkacak. Bundan dolayı da hayal gücü geniş arkadaşlarımızı bu mesleğe odaklanmaya, araştırmaya davet etmek istiyorum. Bana göre önü çok açık mesleklerden bir tanesi. 13. sırada ise uzay hemşiresi ya da uzay doktoru bulunmakta. Uzayın şartları dünya şartlarından biraz farklı olduğu için oradaki doktorların dünyadaki doktorlardan farkı da yaşam koşulları açısından biraz bilgilenmesi, biraz eğitilmesi anlamına gelmekte anladığım kadarıyla. Bundan dolayı kendini uzaydaki atmosfere alıştıran doktorlar ya da hemşireler hepimizin rüyası olan uzayda kendilerine iş bulmaya çok yakınlar. Bundan dolayı gerçekten heyecan verici bir meslek. Benden tavsiye araştırmanızı öneririm. 14 numarada ise soyu tükenmiş türler uzmanı bulunmakta. Bildiğim üzere ekosistemimizde doğal habitat alanlarının azalmasıyla canlıların nüfusunda ciddi oranda azalmalar meydana gelmekte. Bundan dolayı soyu tükenmiş nesiller uzmanı da çok büyük öneme sahip. Ve son olarak bu iş grubuyla uğraşan çalışanlar gerçekten başarılı bir politika izlerlerse nesli tükenmekte olan canlıları tekrar ekosistemimize kazandırarak doğal dengeyi korumamızda önemli bir yardım rolü üstlenmiş olur. 16. numarada ise 3 boyutlu baskı uzmanı bulunmakta. Artık minyatürler kendi ellerimizle hazırlanmakta bildiğiniz üzere. Baskı ortamlarında hazırlandığından dolayı bu tip uzmanlara da gerçekten çok büyük önem düşüyor. 2020 yılından sonra da gelecekleri çok parlak bu uzmanların. Bundan dolayı düşünmenizi tavsiye ederim. 17. sırada ise köyden şehire göçlerin başlamasıyla birlikte azalan köy nüfusu ve tarım alanlarının dengelenmesi sebebiyle oluşturulmuş bir meslek göze çarpmakta. Kentsel tarım uzmanı. Kentsel tarım uzmanları kent imkanları çerçevesinde tarım alanları nasıl oluşturulur, tarımda verimlilik nasıl artırılabilir gibi sorunların çözümlerine cevap aramakta. Bundan dolayı 2020 ve sonrası için gerçekten gelecekleri parlak. 18. sırada ise epidemiyolog bulunmakta. Epidemiyologlar hastalıkların görülme sıklıkları, salgın hastalıkların çıkış nedenleri ve bu nedenlerden etkilenen insan sayılarını araştırmakta. Gerçekten insan sağlığı için salgın hastalıklar çok büyük bir öneme sahip. Dikkat edilmesi gereken bir tehlike. Bundan dolayı da bu alanı düşünmenizde fayda var. En azından insanlık sağlığı açısından çok büyük bir öneme sahip. 19. sırada ise mobil uygulama geliştiricisi bulunmakta. Bildiğimiz üzere şirketler, devletler artık satış stratejilerini geliştirmek üzere mobil uygulamalara yönelmiş durumda şu an. En basitinden ufak çaplı şirketlerin bile mobil uygulaması bulunmakta. Bundan ötürü de mobil uygulamaları kendileri yapamayacakları üzere bu tür geliştiricilerin kapısını çalacaklar. Bundan dolayı da 2020 yılında bana kalırsa şu listemizdeki en önemli mesleklerden bir tanesi, çok güzel bir feedback geri dönüş alacakları kesin. Bundan dolayı listenizde kesin yer verin. 20. sırada ise o kadar mobil dünya dedik, sanal dünya dedik. Bunları koruyan bir kişiye ihtiyaç var. Veri güvenlik uzmanı. Veri güvenlik uzmanları tahmin ettiğiniz üzere veri alışverişindeyken verilerimizin korunması, hangi verilerimizin kimlerle paylaşılabileceği ya da hangi verilerimizin kimlerle paylaşılmayacağı konusunda bizleri bilgilendirip ve koruma yöntemleri sunmakla görevli kişiler. Zaman geçtikçe veri alışverişi hızlanacağından dolayı bu arkadaşların da önleri gerçekten çok açık. Listenizde yer vermeyi unutmayın. 21. sıraya geldiğimizde ise ilaç zanaatkarı bulunmakta. İlaç zanaatkarları ilaçların üretimi, ilaçların tahsis edilmesi, ilaçların hangi bitkilerden üretilebileceğini araştırılması konusunda bazı çalışmaları bulunmakta. Bundan dolayı önleri çok açık. İnsan sağlığı neticesinde ilaçlara da ihtiyaç çok fazla artmakta. Kendiniz bir düşünün. Tercihlerinizde yer verebileceğiniz meslek grupları arasında. 22. sırada ise ilginç bir meslek bulunmakta. Vücut parçaları üreticisi. Vücut parçaları üreticisi hepimizin takmış olduğu zamanında Allah göstermesin platinler ya da ne bileyim diskler olsun bu tarz insan uvuzlarının üretilmesinde rol almaktalar. Gerçekten insanlık adına çok önemli çalışmaları var. Yani şöyle düşünün, hiç yürüyemeyen bir insan bu arkadaşlarımızın ürettiği aletlerle yürümeye bile başlıyor. Ondan mutlu kim olabilir? Bundan dolayı vücut parçası üreticilerinden mutlu da kim olabilir? 23. sırada ise hava kontrol mühendisi bulunmakta. O kadar dronlar dedik havaya, onlar bir çıktı hava trafiğine. Fakat bizim eskilerden beri hava trafiğinde olan bazı araçlarımız var. Helikopterler olsun, uçaklar olsun. Bunlar da bir hava trafiğini oluşturduğundan dolayı dronların gelmesiyle birlikte insansız hava araçlarının hava trafiği bir sıklık yaşayacak. Bu sıklığın engellenebilmesi için planlı bir sisteme ihtiyaç var. Bundan dolayı hava kontrol mühendisleri de gelecekte çok önemli bir yere sahip. 24 numarada ise uzaktan sağlık uzmanı bulunmakta. Hepimizin evinin 250-300 metre yakınlarında bir aile hekimi vardır. Fakat
Gelin görün ki hastalık halinde insan oralara bile gitmeye üşenmekte. Bundan dolayı internet üzerinden sağlık uzmanlarına ihtiyaç duyulmakta. Bu sebepten ötürü de bu meslek türemiş durumda. İleride işimizi kolaylaştırır mı, zorlaştırır mı? Orası tartışılır fakat günlük hayatta hepimiz problemlerle karşılaşıyoruz. Ve bunların çözümünde gerçekten bazen çaresiz kalabiliyoruz. İşte bu meslek grubu da tam da bizim çaresiz kaldığımız anda göreve başlıyor. Ve bize destek olarak da bu problemleri nasıl en hızlı şekilde yenebileceğimiz konusunda bizlere destek olmakta. Biraz psikolog tarzına kaymakta. Fakat daha verisel çalışacağı için psikologdan biraz daha ayrı tutulabilir. Onların da gelecekte önleri çok açık. Evet, listelerimizin sonuna geldik. Yaklaşık 25 tane meslek grubu belirledik. Bu listenin ardından sizlere bazı bilgilerimi paylaşmak istiyorum, kendi düşüncelerimi. Hepiniz şaşırmıştı, bölüm hangi üniversitede var, kaç yıllık diye düşünmüşsünüzdür. Arkadaşlar, bu bölümlerin %20'si, %30'u şu an açık ilköğretim fakülteleri olsun ya da 4 yıllık lisans, ön lisans programları olsun bulunmakta. Yalnız %60'ı, %70 gibi dilimi her sene işte bu saydıklarım içerisinden ikişer, üçer tane eklenerekten üniversite programlarına dahil edilmekte. Dahil edilmesinin sebebi ise zaten bu meslek grupları insanlığın ihtiyaçları üzerine doğmuş bir sıkıntı. Yani insanlığın ihtiyacı var ki bu meslek gruplarına, gerçekten hani şu saydığımız mesleklerden hangisine insanlığın ihtiyacı yok? Düşündüğümüz zaman zaten hepsi bizim ihtiyaçlarımızdan kaynaklandığı için açık ilköğretim fakültelerinde, özellikle benim tahminim, bu bölümlerin açılacağından şüphem yok. Ama yine de kendi araştırmalarınızı yapın. Tercih listenizde bu bölümlere yer verir olup olmadığına da dikkat edin. Ya da farklı isimlerde de geçebilir tercih listenizde. Açılan bölümler bizim anlattığımız isimler gibi olmayabilir. Bunlara da dikkat edin. Yine bu videonun altına kendi sorularınızı yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Kendinize çok iyi bakın. Benim için gerçekten çok bilgilendirici bir video oldu. Özellikle sınava hazırlanan kardeşlerim açısından. Belki şu an izlemeyecekler videoyu. Fakat sınav dönemine yaklaştıkça, zaten izlemesinler, ders çalışsınlar. Sınav dönemine yaklaştıkça videomuzun izleneceğini düşünmekteyim. Kendinize çok dikkat edin. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın kanala. Görüşmek üzere.